Merhaba değerli arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kripto Rehber kanalında bugünkü bir diğer incelememiz EOS'la ilgili olacak. Bir blok zincir. Şuradaki kalan kısmı yazdıktan sonra videomuza devam ediyoruz. Blok zinciri olan bir kripto para. Bu yüzden ismi coin, token değil. Şu anki fiyatı 0,0107 dolar. %1,97'lik bir yeşil yakmış durumda. Market hacmi 314 milyon dolara yaklaşıyor. Son 24 saatlik hacimde 90 milyon dolara doğru yaklaşıyor. Bu ara ufak bir giriş oluyor EOS'ta. Maksimum arzı 90 milyar adetlik bir EOS var. Şu anda toplam ve sirkülasyondaki EOS'larsa 16,5 milyar adet. Evet, doğru söyledim. Aynen 16,5 milyar adet dolaşım ve toplam arzı mevcut. Grafiğine baktığımızda çıktığı zaman bir pump yemiş ve all time high'ı burada yapmış. Ondan sonra bir daha all time high yakalayamamış bu zamana kadar. O da 0,13 dolarlık bir fiyatla all time high yapıyor. Ondan sonra uzun bir süre düz bir yatay bir grafikte seyrettikten sonra gene geçtiğimiz ayın sonu, geçtiğimiz senenin sonu ve Ocak başıyla birlikte, yani 2021 başıyla birlikte bir yükselişe geçiyor. 15-18 Nisan gibi de tekrardan düşüş dalgasına giriyor arkadaşlar ve şu anki fiyatını bu şekilde buluyor. Son 24 saatlik hacmini söylemiştik zaten. Şu kısmı şöyle bir showless diyelim. Biraz daha az göstersin orası. Oradan bahsettik çünkü şurada konuşurken. EOS'ta arkadaşlar kendince ultra hızlı bir blockchain inşa etmeye çalışıyor. Demiştik kendine ait bir zinciri var. Merkeziyetsiz olan bu blockchain ağında kendi ekosistemlerinde, kendi kodlarında yeni jenerasyon bir konsensus protokolü oluşturmaya çalışmışlar. Buna da inanılabilirlik kanıtı, proof of believability, çok pardon arkadaşlar söyleyemedim. İnanılabilirlik kanıtı olarak adlandırmışlar bu konsensusu. Kurucuları ile ilgili burada bilgiler var. Jimmy Zhang, Terence Wang, Justin Li, Ray Kisao, Sawank ve Kevin Tan isimli arkadaşlar Ocak 2018'de bu projeyi başlatmışlar. Ondan sonraki işte maceraları burada birazcık yazıyor. Eğer ilgileniyorsanız bu taraflara bakabilirsiniz arkadaşlar. İşte buranın amacı güvenilebilir, ölçeklendirilebilir, açık kaynaklı bir blockchain inşa etmeye çalışmışlar. Burada da tekrar yukarıda da bahsetmiştik zaten bu ismi söyleyemediğimiz şeyden. Believability'miş arkadaşlar. Yine beceremedik ama az önce o konuşunu dinlemek istedim. Evet arkadaşlar, EOS'ta kısa bir şekilde bahsetmemiz gerekirse girişimiz bu şekildeydi. Şimdi gelin birlikte internet sitesine bakalım. Bu arada işte bunlar kurumsalların ölçeklendirmede ve güvenlikte birazcık zayıf kaldığını düşünerek kendi projelerini, kendi ağlarını inşa etmeye çalışmışlar. Amaçları buymuş, yani ilk amaçları. Orada biraz daha açık bir şekilde işte kurumsalların müşterilerine daha şeffaf olabilmelerini sağlamakmış. Kendi blok chain'i var demiştik. O yüzden gene EOS'un hareketlerini kendi blok zinciri üzerinde inceleyebilirsiniz. Ama bu biraz daha farklı olduğu için bu blok chain'ler, yani şeye göre, işte BSC'ye göre falan biraz anlamamız da zor olabiliyor burada. Benim en azından anlamam zor oluyor. Sizi bilmiyorum. Öyle tak diye bir anda şeyi göremiyorum mesela. Dışarıda mükemmel bir rüzgar var. Bilmiyorum size bu ıslık sesi geliyor mu ama emin değilim. Şimdi arkadaşlar burada, evet, gene anlayamadığımız bir blok zinciri daha. Bunları birazcık daha kafa yormam gerekiyor sanırım. Sizler eğer burayı çözebiliyorsanız işte EOS'taki holders'lara bakabilirsiniz. Kendi balinası var mı yok mu, bunu görüntüleyebilirsiniz o EOS'un. Şimdi topluluk kısmında Medium, Twitter ve Reddit'te, chat kısmında da Discord'a bağlandığını göreceğiz. Discord nereden geldi ya? Telegram'a bağlandığını göreceğiz arkadaşlar. Kendi sitesine girelim. Şimdi şunlara tıklayacağız zaten. Evet arkadaşlar, EOS'a giriş yaptığımda bu şekilde kendi sitelerini tanıtmışlar. Çok ufak bir yok, dondu. Ben de diyecektim alt tarafa inmedi herhalde, bu kadar kısa mıydı acaba diye bir an kendi kendime sorgulayacaktım. Burada
merkeziyetsiz olduğunu vesaire bahsetmiştik sizinle birlikte. Kendi cüzdanı var. Kendi cüzdanıyla kendi uygulamalarında işlemler yapabiliyorsunuz. İşte o uygulamalarda satın alımları, tekrardan o uygulamadaki ürünlerinizi satmanızı sağlayacak cüzdan kendi cüzdanı. Bu cüzdanı önce nasıl üretebiliriz ona bakalım. Alt tarafa doğru indikçe işte yenilikleri, bir iOS'la ilgili haberleri görüntüleyebilirsiniz burada. Toplam kaç tane hesap var, kaç kontrat var, düğümleri, işlemleri, kaç tane işlem dönmüş bunların hepsini gene kendi networklerinden, kendi sitelerinden görebilirsiniz. Kendi networkleri diyorum ya. Site üzerinden görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kendi ağlarındaki toplam işlem sayısını, düğümleri vesaire. Evet, burada Core Team diye çekirdek takımı da tanıtmaya çalışmışlar. Yukarı çıkıyorum. Ben size dediğim gibi şu kısım birazcık hoş olmamış. Yani şu beyazlık ve şuna yedirebilirdi. Şu İngilizceyi falan şurada da gösterebilirdi ama her neyse önemli değil. Ana sayfadan sonra sağ tarafta cüzdan diyor. Bu cüzdana tıklayalım bakalım. Az önce kuracaktım da sonra vazgeçtim. Sizle birlikte kuralım dedim. iOS aşağı doğru indim. Bakın PC cüzdanları bir Jetstream tarzında var. Bir de Chrome ekleyebileceğimiz Wallet'ı varmış. Şurada çok ufak bir şekilde görünüyor. Bir tutorial bir de download yazıyor arkadaşlar. Alt tarafta mobil uygulamaları da mevcut. Mobil uygulamalarını da indirebilirsiniz. Ben şimdi Chrome eklentisini indirmeye çalışacağım. eWallet'mış, iWallet. Chrome ekle diyorum. 4 yıldız almış. Evet, eklendi. Tıklıyorum. Bir tane şifre belirleyelim şimdi buna. Bu arada arkadaşlar direkt ekten giriş yapıp burada sanki çünkü bazı cüzdanlar hemen burada şifre ayarlatıp ondan sonra devam ettiriyor. Burada diyor ki önce sizin kendi hesabınız varsa import account diyerek önce şifrenizi girip import account deyip şeyinizi yapabilirsiniz diyor. Bir önceki hesabınızı aktif edebilirsiniz. Burada henüz hesabınız yok mu diyor. Hemen bir üçüncü parti uygulamada bir hesap oluşturun diyor. Bu kısma gelip bu kısımda gördüğünüz gibi hesap ismini random olarak çıkartabiliyorsunuz. 11 haneye kadar 5 ile 11 hane arasında hesap ismi gerekiyor. Ve buradaki gene kodu gene herhangi bir kod alabiliyorsunuz şuraya tıklayarak. Şöyle geri gelelim ve şimdi ben buradaki işlemleri yapıp size devamını göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar bu sayfayı çok erken kapatmışız. Bu sayfada bize şunu söylüyor. Diyor ki 150 tane, yani ben ilk başta sadece şuradaki alt taraftaki kısmı kopyalayıp yapıştıracağımı sandım. Yani o öyle bittiğini düşündüm. Ama iOS için önce şunu yapmanız gerekiyormuş. Registration kodunu satın almanız gerekiyormuş şu kodu. Bu kodu da 150 iOS token'ı alarak, yani 150 tane iOS alarak şu aşağı tarafta verilen adrese, işte transfer memo adresiyle birlikte göndermeniz gerekiyormuş. Memoyu da eklemeniz gerekiyormuş buraya. Ondan sonra bu gönderim işleminiz tamamlandıktan sonra da cüzdanınızı açabiliyormuşsunuz arkadaşlar. Ama ben rehber video çektiğim için eğer yatırım yapacak olmuş olsaydım bunu açabilirdim ama hani çok da bir şey değil sanırım ya. 10 dolar 15 dolar mı? Yani hiçbir şeymiş. 2,84 dolar. Ama şimdi bununla uğraşmak istemiyorum. Bir an ben 15-20 dolar falan sandım. Yani gönderilebilir bir durum. Ben burada sadece şimdi oyunlara geçeyim arkadaşlar. Oyunlardan sonra neler yapabiliyormuşuz bakalım. Az önce fiyatına baktım abi de. 150 tane öyle bu cüzdanı kullanacaksak hiç de sorun edilebilecek bir tutar değil. Şimdi arkadaşlar cüzdanın için kullanacağız. Ona gelelim. DAP'a geldiğimde kendi uygulamalarını iOS üzerinde, iOS zincirinde üretilmiş uygulamaları görüntüleyebilirsiniz. Bunlar değil. Bunları tıklayarak iOS'un ürettiği uygulamalara bakacağız arkadaşlar. Şimdi mesela herhangi birinden görebiliyoruz sanırım. DevTotal'e bakalım. Hangisinden açmıştım hatırlayamadım. devtotal.com/iOS burada açılmadı. Bu yakında gelecek diyor. dev.com'a bakalım. Açtığım yer bu kadar uğraştırmamıştı. Devbörs müydü ya? Sanki şurada bir tane sayfayı kapattım gibi sonra.
Ya o da Çince. Çince mi, Japonca mı? Evet, Çince. Evet, İngilizceyi aldım. Tamam. İngilizceyi aldık. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında direkt şeyde alması lazımdı beni. Şurada iOS yazalım. iOS'la başlatması gerekiyordu. Ne oldu? Ben bunlara girmiştim hep ya. Evet, iOS'un üzerinde, iOS blok zincirinin üzerinde oluşturulmuş oyunları görüntülüyorsunuz. Bir tane kendi Crash benzeri bir şey gördüm. Bakın son 24 saatteki kullanıcılar ve son 24 saatteki işlem, iki tane işlem yapılmış. Şu oyun var mesela, bu da Angry Birds'e mi benziyor acaba? 4 kişi kullanmış son 24 saatte. 4 tane işlem mevcut burada da. Gene bir poker oyunu var, 5'e 5. Poker oyunu bir başka, 5'e 5. Kripto savaşlarında 32 kullanıcı varmış, 32 adet işlem. Şu uygulamada da bir kullanıcı 15 adet işlem açmış. Bunları tek tek görüntüleyebiliyorsunuz burada. En azından ilgili uygulama aktif mi, kullanıcısı var mı? Tabi burada, o şuna bak. Şu uygulamada da bir kişi 630 tane işlem açmış kendine. Artık nasıl bir oyunsa ya da uygulamaysa bilmiyorum. Henüz yani aslında ilk yüze girmek üzere. Saatini izledim. Saatim normal kardeşim benim. Telefondan da kontrol ettim. Evet, ilk yüze girmek üzere olan bir kripto para için uygulamaları, daha doğrusu bir blockchain'e sahip olan kripto para için uygulamalarında çok az kişi takılıyor. Biz öyle görüntüledik. Aslında bunun kazancın nasıl oluyor? İyi bir kazanç sağlıyor mu burada oynanılan oyunlarla? Bunlar da önemli. Eğer iyi bir kazanç sağlanıyorsa, ortalama bir kazanç sağlanıyorsa çok rahat bir şekilde girilebilir. Dediğim gibi o cüzdan kısmını görüntülediniz siz de. Oraya sadece o uygulamaya iOS alınan, aşağı inelim bakalım nerede alınıyormuş. Binance üzerinden alabiliyormuşsunuz mesela. Hacmi yüzde şöyle 20-21 civarında bir hacmi var. İlk defa böyle şey, yani uzun bir aradan sonra belki gördüm. Bu alt taraftaki tokenlerde eğer Binance listelenmesi açıksa genelde bir %70-80 oluyordu hacmi. Burada bir %20-21'de kalmış. Evet arkadaşlar, her neyse, buradaki borsalardan herhangi birinden EOS'u alıp ekleyebilirsiniz. 150 tane, unutmayın, 150 adet EOS gönderdiğiniz zaman sistem sizin cüzdanınızı oluşturuyor ve cüzdanınızı oluşturulduktan sonra da bu uygulamalarına giriş yapabiliyorsunuz. Uygulamalara nereden girdiniz? Bir daha göstermeye çalışalım orayı. Sitesine girdiniz sevgili arkadaşlar. Siteye girdikten sonra dep kısmında hangisine girersek, Depwords'ten mi girmiştik biz? Depreview diyelim. Yani nereye? Aa bak bu güzel. Daha ciddi bir şimdi bakış açım değişti. Evet. Hafta sonu falan ben bunu incelerim ya, birkaç güne. Baksanıza, niye bir pool? Abi bir havuz ya, yani şeyde bir merkeziyetsiz finans gibi görünüyor. Yani 27 kullanıcı, yani yaklaşık 28 bin dolarlık bir hacim. Bir an oyun zannettim, ondan böyle bir yükseldim de. Ama kendi merkeziyetsiz finansları da varmış. Böyle farklı blok şeyinlerdeki merkeziyetsiz finansları incelemek hoş oluyor. Belki bunlardan da bir tanesini veya üç taneymiş. Yani şöyle çok fazla işlem gören üç tane merkeziyetsiz borsa varmış. Bunlar incelenebilir. Birlikte bakarız ya hafta sonu buna. Oraya bir 150 adet EOS gönderelim. Tekrar ediyorum, yaklaşık 2,84. Tabii ben gönderene kadar, sizi gönderene kadar daha da artar mı, daha da düşer mi fiyatı bilmiyorum ama yaklaşık olarak maksimum 5 dolara o cüzdanı aktif edebilirsiniz. Ama aktif etmeden önce tekrardan diyorum, şu borsalara bakmak lazım. Hani atıyorum şimdi burada genelde şeffaf işlemler yapıyoruz. Eğer böyle attım unuttumluk bir hesap şeyse, buraya farz mesela bir 15-20 dolarlık salınıp, eğer tekrar ediyorum hızlı bir işlemi varsa 15-20 dolar salınıp bir daha arkaya bakılmayabilir.
Arkadaşlar şunu unutmayın. Bakın ben 15-20 dolar için bile böyle hani 3-5 sene bakmayayım da öyle takılsın dursunluk bir para için bile yani birazcık araştırma gerektiğini söylüyorum size. Lütfen paranızın kıymetini bilin. Siz de yatırım yapmadan önce bir değil 5 defa araştırın. Bir değil 10 kişiden izleyin. Sadece izlemeyin. İzlediklerinizi işte not alın, artısını, eksisini siz de araştırın ve bu şekilde inanın bir noktadan sonra artık çok daha sağlıklı kararlar vereceksinizdir. Görüşmek üzere arkadaşlar bir başka videolarda. Bunu unutmayalım. İnşallah unutmam ya. Şunu şurada tekrardan izleme liste çok da takip ediyorum ya. İzleme listesini atayım arkadaşlar. Unutmazsak eğer hafta sonu buradaki bir merkeziyetsiz borsa inceleriz. Eğer böyle hızlı bir merkeziyetsiz borsaysa belki ileride kendini bulur diyerek ufak bir şey atabiliriz. Kendinize çok iyi davranın arkadaşlar. Görüşmek üzere bir başka videolarda. Bay bay. Esen kalın. Burada konuştuğumuz herhangi bir şey kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Tekrardan görüşürüz.